Şekerim, ben sana istediğin CV'yi hazırlarım. Ama bakalım iş görüşmesini kıvırabilecek misin? Ha, ben de onu diyorum işte Fatoş ya. Şimdi yarın benim bir görüşmem var. Bir perakende gıda zincirinin kalite kontrol bölüm şefliği. Yönetici pozisyonu. O zaman öncelikle şu kabadayı tavrını kır. Hobilerini sayarken, çökürdek yerken futbol seyretmek falan deme sakın. Daha uyumlu, şehirli, yumuşak ve yapı gör. Uyumlu, yumuşak, yapı. Senin yaratıcılığını test etmek için bir sürü soru soracaklardır. Yani böyle bir durumda kalsaydınız ne yapardınız falan diye. Sakın gözüne far sıkılmış tavşan gibi öyle kala kalma. Heh, ben de onu diyorum işte. Ben cevap bulamazsam kalıyorum böyle Fatoş. Ondan sonra sinir basıyor, arıza yapıyorum. Kavga çıkarıyorum ben o zaman. Ay sakın ha, sakın ha, panikleme. Düşünürken şu anda sesli düşünüyorum. Aa, şu anda ilk aklıma geleni söylüyorum diye söze gir ki zaman kazan. Görüşmeyi yapana sakın diklenme. Her esprisine gül. Uyumlu biri olacağını hissettir. Bu arada araya İngilizce sözcükler de serpiştir ki dili iyi bildiğini sansınlar. Ay, İş dünyasına hoş geldin Volkan. Hoş bulduk. Osman abi inanır mısın? 80 YTL'ye etek bluz satılıyormuş. Aldım giydim. Ya kağıttan filan değil, bayağı bildiğin gerçek elbise. Ya bir de bu halk hala hayat pahalı diyor ya, insaf yani. Yok, müdür yardımcısı sekreterliği şarküteri tezgahtarlığından daha iyi. Orada çok kilo alırdım ben. Gel ziyarete. Ama kim olduğumu çaktırma ha. Ama egomu kırmaya çalışıyorum. Banal de olsa, basit de olsa herkesi insan yerine koymaya çalışıyorum. Tamam, görüşürüz. Bye. İyi günler. Benim Mehmet Bey'le 5 dakika sonra randevum vardı ama. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Hoş bulduk. Koskoca gıda zinciri. Vay be, bravo vallahi. Ne para var adamlarda. Evet, öyle. Heyecanlı mısınız biraz? Haliyle. 5 dakika içindeydi değil mi randevu? Bu kadar saatize etmeyin olayı canım. Çikolata yer misiniz? Sütlü fındıklı. En sevdiğimden. Benim de. Boğazınıza düşkün olduğunuz belli oluyor. Sizin de. Nereden? Şey işte çekmecenizde çikolata olduğu için meraklısınız, zevklisiniz anlamında. Ha, evet değil mi? Aslında ben yerim yerim ama kilo almam. Muhakkak. Gerçekten. Bir oturuşta 7-8 lahmacun yediğim çoktur yani. Zaten lahmacunun içine soğanı dayadın mı ne kadar yediğini hesap da edemiyorsun. Öyle güzel mübarek. İyi iyi gidiyor, iyi iyi gidiyor. Evet, ben de bunu hep düşünmüşümdür. Burada mı çalışıyorsunuz? Çalışmıyor gibi miyim? Hayır, yani daha özel, daha kaliteli bir havanız var. Daha yüksek yerlere layık gibisiniz. Onu gördüm ben sizde de o açıdan yani. Pes. 2 dakikada beni çözdünüz. Var ya, sizin de geleceğiniz bence çok parlak bebeğim. Sağ ol bebeğim. Bir gün bir yerde lahmacun falan mı yesek acaba beraber?
Halite kontrol sorumlusu olarak başvuran arkadaş geldi mi? Ha evet. Ha öyle mi? Buyurun. Tamam. Uyumlu, şehirli, yumuşak. Yuppi, hobiler. Hoşçakalın. Egomu ne kadar saklamaya çalışsam da gören göz bendeki pırıltıyı görüyor işte ya. Ne haber canım? Ay Osman abi, iyilik her şey yolunda. İyi, güzel güzel. Mehmet içeride mi? Ha, biriyle iş görüşmesi yapıyor. Yeni eleman mı alacaklarmış? He. İyi, gelmişken makarasına ben görüşeyim. Bakalım nasıl bir adammış. Hobilerim arasında kaykayla kaymak, ebru salatı falan yer alır. O efendim buyurun. Otur Mehmetciğim lütfen otur otur. Ne o, yeni aday mı? Kısmetse yani. I hope so. Ne? İyi derecede İngilizce. Mehmetciğim sen dışarı çık, ben bir görüşeyim arkadaşla. Nasıl isterseniz efendim. Çok relax, çok güzel bir ortam. Sevim orada isterseniz. Salla seviyeyi falan şimdi. Hiç kalite kontrolü yaptın mı? Kalite benim göbek adım. Kaliteye hayatımın her alanında önem veririm. Kontrol ise kontrol manyağıyım diyebilirim. Kontrol frekim yani. Net ol arkadaşım, tecrüben var mı? Var, CV'min altında yazıyor. Referans olarak da Seri Gıda'dan Pakize Hanım'la görüşebilirsiniz. Telefonu orada var. Ver bakayım sen şu numarayı bana. 0212 234. Alo. Pakize Hanım. Efendim buyurun. Şimdi bir arkadaş bize başvurdu kalite kontrol departmanı için de sizden de referans almamı istedi. Evet konuyu biliyorum. Kendisi iş görüşmesi yapacağını bize haber vermişti. Gerçekten çok çalışkan, zeki, güvenilir, çok yaratıcı, son derece harika, mükemmel bir elemandır. Gözünüzü kırpmadan işe alabilirsiniz. Peki ben hep şu soruyu sorarım. Madem bu kadar harika biri ise siz niye çalışmayı bıraktınız? Yani hangi özelliği yönetimin hoşuna gitmedi? Şöyle, cinsel tercihleri. Ha? Yani? Yani şimdi bizim biraz geri kafalı bir patronumuz var. Kendisi son derece çağ dışı bir tavır sergiledi. Biz de bu utanç verici tavrın neticesinde çok değerli bir elemanımızı kaybetmiş bulunduk. Ha, anlıyorum. Peki Pakize Hanım, çok teşekkür ederim. Biz sizinle tanışmış olabilir miyiz? Sesiniz hiç yabancı gelmiyor da. Hiç sanmıyorum. Oldu. İyi günler. Evet. Güzel şeyler söylediler senin hakkında. Ay ne güzel. Sağ olsun Pakize Hanım. Yerim ben onu. O zaman şöyle sorayım canım benim. Diyelim ki seri imalatta gıdanın kendisinde değil de ambalajında bir hata oldu. Siz de bunu fark ettiniz. İlk haber verilecek departman hangisidir sizce? Yani şu an aklıma ilk gelen şeyi söylüyorum. Evet. Bıyık. Ne? Size bakar bakmaz aklıma ilk bıyık geldi de ondan öyle dedim. Başka sorunuz? Sorumu sordum canım kardeşim. Cevabını alayım. O zaman ilk aklıma geleni söylüyorum şu anda. Hayda. Sucuk. Sucuk mu? Aklıma önce o geldi. Diyelim ki sucuk iyi, ambalajı kötü. Örnek, for example. Ha evet. Sesli düşünüyorum. Niye? Nasıl niye? Niye sesli düşünüyorsun? İçinden düşün. Öyle olmuyor bu işler ama. Hangi işler? Yalnız siz de makineli tüfek gibi soru soruyorsunuz. Soracağım tabii canım. İş görüşmesi yapıyoruz burada. Oturup sana fıkra mı anlatacağım ya? Ay, öldüm gülmekten. Allah sizi ne yapsın. Neden güldün? Fıkraya güldüm.
Anlatmadım ki. Olsun, ben hazırlıklı yakalandım. Hazırlıklı mı yakalandın? Hazırlıksız yakalanmaktan iyidir. Her zaman her şeye hazırlıklı olmak lazım. Yönetici pozisyonu bunu gerektirir. Bu arada en çok sevdiğim pozisyon da yönetici pozisyonudur. Bir espri de ben yapayım dedim. Ne diyorsun sen ya, en sevdiğim pozisyon falan diye ha? Şöyle açıklayayım. Biz sizle çok uyumlu olacağız. Ben zaten çok uyumluyumdur. Öyle çekirdek çitleyip futbol seyreden erkeklerden değilimdir. Daha yumuşağımdır. Daha uyumluyumdur. İyi anlaşacağız. Ne demek şimdi bu? Şu anda sesli düşünüyorum. Sesli düşünme lan. Adam gibi içinden düşün. Hıyar. Yumuşak mumuşak. Ne diyorsun sen ya? Lan mı? Lan tabii. Kırıtık. Lan koca ayaklarını ağzıma soktun, sesimi çıkarmadım. İkide bir sözümü kestin, beni azarladın, sustum. Ama o kritik lafını kıvırır kıvırır nereye sokarım ben biliyor musun? Gebertirim ulan ben adamı. Esas ben seni gebertirim lan. Tüysiklet. Ulan sinirim bozma, sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Orijinalim lan ben. Lan buraya. Gebertirim seni. Lan. Osman Bey. Gebertirim. Efendim sakin ol. Kimsin lan? Osman Bey. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.